Selamünaleyküm sevgili arkadaşlar. Şefin Yemek Tarifleri kanalımıza hoş geldiniz. Bugün sizlerle şu gördüğünüz güzelliğin tarifini yapmaya geldik inşallah. Bu bir kek değil, bu bir cheesecake. Japon cheesecake'i mükemmel kabarıyor ve tadı da görüntüsü kadar harikadır. Bundan emin olabilirsiniz. Hiç lafı uzatmadan direkt tarife geçiyorum. Buyurun, iyi seyirler diliyorum. Öncelikle uygun bir kaba 200 gram kadar süzme peynirimiz aldım. Üzerine bir yemek kaşığı tereyağı ilave ettim ve iyice karıştıracağım. Bir kaşık yardımıyla iyice karıştırıyoruz. Daha sonra üzerine bir çay bardağı süt ilave ettik. Ve tekrar karıştırıyoruz. Bu karıştırma olayı çok önemli arkadaşlar. Bunu ihmal etmeyin lütfen. Bir tencerede suyumuzu kaynattık. Belmari usulü tereyağımız eriyene kadar ısıtacağız. Ara ara karıştırıyoruz. Bu detayı atlamayalım. Tereyağımız ve peynirimiz tamamen eridikten sonra pürüzsüz bir harç olacak. Evet ve hemen kalıbımızı bu arada hazırlıyoruz. Peynirimiz erirken öncelikle kalıbımızın altına bir yağlı kağıt seriyoruz ve fazlalıklarını bir makas yardımıyla alıyoruz inşallah. Çünkü gördüğünüz gibi hepsini kestim ben. Daha sonra etrafına 3 kat katladığım alüminyum ile etrafını sardım kalıbımın. Kalıbımın içini yağladım ve etrafını yağlı kağıtla kapattım iç kısmını. Şöyle gördüğünüz gibi biraz uzun bıraktım. Olur da kekim çok fazla kabarırsa taşmasın diye önlemimizi alıyoruz bu şekilde. Yağladığınız zaman kağıtlar birbirine yapışacaktır. Onu sıkıntı yapmayın. Daha sonra eriyen peynirimizi aldım ve iyicene karıştırdım. Eridiğinden emin oldum. Ve 6 adet yumurtamız vardı. Onların beyazlarını ve sarısını birbirinden ayırdım. Gördüğünüz gibi. Daha sonra harcımın içine bir adet vanilya ilave ettim. Ve iyice karıştırdım. Sonra yumurtaların sarılarını tek tek ekleyerek karıştıracağız. Bu detay önemlidir arkadaşlar. Çünkü harcımız sıcak. Peynirimizi biz eritmek için, tereyağı ile beraber eritmek için belmari usulü eklemiştik ya, burada yumurta pişer eğer ki dikkat etmezsek. Çok fazla karıştıracağız ki onu önlemek için. Daha sonra limon suyumu ilave ettim ve tekrar karıştırdım. Üzerine nişasta ve pirinç ununu eleyerek ekledim. Tekrar karıştırıyorum. Beyazlarını karıştırma kabına aldım ve blender ile köpük köpük olana kadar karıştırdım. Evet, gördüğünüz şekilde köpüğünü ters çevirdiğimde dökülmeyecek şekilde olduğu zaman kıvamını almış demektir arkadaşlar. Üzerine de hemen toz şekerimi ilave ediyorum ve tekrar karıştırıyorum. Tekrar ilave ediyorum yavaş yavaş. Hepsini birden etmedik ve karıştırarak tekrardan karıştırıyorum. Birazcık tabii köpüğü sönmüş oldu şekerle ilave edince. Şimdi bu köpüğümü kekin harcını ilave edeceğim. Yavaş yavaş adımlarla. Hepsini birden eklemeyeceğiz. Ve yavaş hareketlerle karıştıracağız. Köpüğünü söndürmemek için.
biraz kabım küçük geldi. Öbür kaba hepsini aldım ve karıştırdım tekrardan yavaş yavaş. Küçük küçük hareketlerle karıştırıyoruz arkadaşlar. Ve aynı yöne mümkünse karıştıralım ki köpükler sönmesin. Evet, gördüğünüz gibi. Bu arada ben biraz daha pirinç unu eklemiştim arkadaşlar, kıvamını daha cıvık gelmişti bana. Gördüğünüzden birazcık daha fazla eklemiştim. Aşağı inşallah açıklama kısmına ekleyeceğim miktarlarını. Ve kalıbıma döktüm harcımı. Evet, şöyle gördüğünüz gibi güzel bir şekilde bir iki seferde tezgaha vurup içindeki havayı alacağız. Daha sonra daha önceden ısıttığımız fırın tepsisini, fırını tepsiye yerleştiriyoruz. İçine 1-2 litre su ekleyip en alt tabakasına koyacağız. Ve cheesecake'imizi artık fırına verebiliriz. Yaklaşık 60 dakika kadar pişirdim arkadaşlar. İlk 15 dakikasını 150 civarındaydı. Daha sonra 150'nin altına düşürdüm ve yavaş yavaş pişirdim. 60 dakika civarında pişti. Kağıtlarını çıkartırken çekiyorum zannetmiştim. Meğerse telefon videosu kapalıymış, çekememişim. Orayı da size göstermek istemiştim aslında. Evet, gördüğünüz gibi vallahi tam böyle balon gibi şişti. İçinde fark ettiyseniz hiç kabartma tozu yoktu arkadaşlar. Hemen servis tabağına alıyorum. Kalıbından çok rahat bir şekilde çıktı gördüğünüz gibi, hiç zorlanmadan. Ve şöyle size gösteriyorum. Üzerine pudra şekerini ekleyelim. Çok güzel bir detay oluyor ve çok yakışıyor. İnanın. Bu sizin zevkinize kalmış. İstediğiniz kadar ekleyebilirsiniz pudra şekerini, nasıl arzu ederseniz efendim. Cheesecake severler muhakkak deneyin bu tarifi. Çok lezzetli, gerçekten pişman olmazsınız. Pamuk gibi zaten. Ve hafif böyle peynirimsi tat gelmesi çok lezzetli. O böyle tadını çok mükemmel yapıyor. Görüyorsunuz böyle pamuk gibi oldu. İstediğim kıvamda şişti. Şöyle size içini de göstereyim biraz. Evet. Evet, gerçekten sünger gibi dedikleri olay budur. Görüyorsunuz delik delik, ince delikleri var. Evet, dediğim gibi arkadaşlar biz çok beğendik gerçekten. Siz nasıl arzu ederseniz ama denerseniz muhakkak bizimle de paylaşın. Yorumlarınızı bekliyorum. Kanalıma abone olmayı unutmayın. Yeni bir tarifte tekrar görüşünceye dek Allah'a emanet olun. Kendinize iyi bakın. Sevgiyle, muhabbetle kalın efendim. Hoşça kalın.